Evet arkadaşlar, hemen 27. soruya bakıyoruz. 1, 2, 3 nokta nokta n sayılarından biri alındığında geriye kalan sayıların aritmetik ortalaması 4.75 olmaktadır. Hiç sayıyı almamış gibi düşünürsem arkadaşlar, bu ortalama tahmini 4 ya da 5 olacak. 5'i deneyelim. Evet, ikisini ayrı ayrı denemek lazım. 5'i deneyelim. Yani 1 artı sayının almadığını varsayıyoruz arkadaşlar. 3 artı nokta nokta n bölü n kaçmış? 5'miş. Bir sayı almıyoruz. Sayıyı biraz arttırıyoruz. Buradan n kaç yapar arkadaşlar? N çarpı n artı 1 bölü 2 eşittir bölü n eşittir 5'ten. N'lerin bir tanesi gider. 10. N kaç yapar buradan? 9 yapar. Demek ki 1'den 9'a kadar olan sayıların aritmetik ortalaması toplamı ve 9'a bölümü kaçmış? 5'miş. Şimdi ben bu n toplamından bir sayı çıkarıyorum. 1 artı 2 artı 3 artı n toplamı artık 9 toplam oldu. Bir sayı çıkarıyorum. Bir sayı çıkardığım zaman kaç tane sayı kalıyor? 8 tane sayı kalıyor. 8'e bölüyorum. Kaça eşitliyorum? 4.75'e eşitliyorum arkadaşlar. Mantığımız bu. Buradan 1'den 9'a kadar olan sayılar 9 çarpı 10 bölü 2'den 45. Eksi x eşittir 8 çarpı 4. 38 yapar. 45 x ne yapar buradan? Hemen 7 olarak buluruz arkadaşlar. Çok basit bir şekilde. Evet. Diğer bir sorumuza geçelim. Oyla isimli karınca kenar uzunluğu 1 birim olan bir küpün tüm kenarları üzerinde dolaşmak istiyor. Yolculuğun uzunluğu en fazla kaç birim olur arkadaşlar? Bu bağlantı sayılarıyla ilgili ilk başta ben kendi düz yöntemle çözelim arkadaşlar. Düz yöntemle, yani bildiğimiz çizelim kareleri. Evet, ama birkaç deneme yapmak lazım. Bir de yanlış yapmamak lazım. En mantıklısını seçmek lazım. Evet, şuradan başlayalım. Bir, çift olanlar arkadaşlar. 3 tane bir çizgi daha geçti mi bir tane daha atacağız. 2. Kaç ayrıt var toplam? 12 ayrıt. 4 yukarıda, 4 aşağıda, 4 yanlarda. 12 ayrıt. Artı. Bundan sonra geçtiğimiz yerden bir daha geçersek 1 koyacağım arkadaşlar. Mesela şuradan şöyle bir dolandık. Alt tarafın hepsini dolandık. Sonra yukarı çıktık arkadaşlar. Sonra bu tarafa geldik. Sonra bu tarafa geldik. Şu geçtiğimiz yerden tekrar geçeceğiz. Şuraya 1 atıyoruz. Sonra buraya geldik. Sonra buraya geldik. Sonra buraya geldik arkadaşlar. Geçtiğimiz yerden tekrar geçtik. 1 attık. Geçtiğimiz yerden tekrar geçtik. 1 attık. Buradan geçmedik. Buradan da geçiyoruz. Buradan da geçtik. 1 daha attık. Ve son çizgimizi de tamamladık. Hepsini dolaşmış olduk. Tabii bir daha atıyoruz. Çünkü yine aynı... Ya, atmıştık biri, pardon. Evet, şurada yok çünkü. Bir kez geçiyoruz burada. Bir yok. Kaç yaptı toplam? 4 burada, 12 burada, 16. Bu çizim yöntemi arkadaşlar. Peki normalde nasıl yapılır? Yani matematiksel olarak düşünürsek nasıl olur? Bağlantı sayılarıyla ilgili arkadaşlar. Bağlantı sayısı tek olan noktalar arasında bir kez daha geçiyoruz. Mesela şu tüm köşelerin bağlantı sayısı tek sayı. 1, 2, 3 tek sayı. 1, 2, 3 tek sayı. 1, 2, 3 tek sayı. 3, 3, 3, 3 ve 3. Bu üçler arasındaki doğrulardan bir daha geçeceğiz arkadaşlar. Bu tek bağlantılı noktalar arasında kaç tane doğru var? 1, 2, 3, 4 doğru var. Bu 4 doğrudan ne yaparsak yapalım, nasıl çizersek çizelim muhakkak bir daha geçeceğiz. O zaman ne diyeceğiz? 12 ayrıtı var. Bir de 4 noktadan geçti. Toplam kaç olur arkadaşlar? 16 olur. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Ama dikkatli çizerseniz tek seferde de yakalayabilirsiniz arkadaşlar. Evet, 29. soruya bakalım. Birbirinden farklı 10 tane sayı yazılıyor. Hemen yazalım. Ne diyelim bu sayılara? Diğer 9 sayının çarpımına eşit olan sayılar altı çiziliyor. Eşit olan sayıların altı çizilerek işaretleniyor. Bu şekilde en fazla kaç sayı işaretlenebilir? Hemen arkadaşlar bu 10 sayıyı tanımlıyorum. Ne olsun bu sayılar? X1, X2, X3, X4, nokta 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 kaç olsun? X10 olsun, değil mi? Evet, ilkini işaretleyebilirim. Hiçbir sorun yok. Çünkü neden? 9 sayının çarpımı bir sayıya eşit olabilir. Sıkıntı yok burada, değil mi? İkinciyi çiziyorum. İkinciyi çizdiğimde bu sefer iki durum oluşuyor arkadaşlar. Birincisi, x1 neye eşit olacak? x2 çarpı x3 çarpı nokta nokta x10'a eşit olacak. x2 ne olacak? x1 çarpı x3 çarpı nokta nokta x10'a eşit olacak. Şuna arkadaşlar, biz şuna
C dersek arkadaşlar, çünkü ikisi aynı şeydir değil mi? X3'ten X10'a kadar. X1 ne yapar? X1, X2C, X2 ne yapar arkadaşlar? X1C yapar. Burada yerine koyarsak, X2 yerine X1 çarpı C koyarsak, C kare eşittir 1 çıkar. C ne yapar burada arkadaşlar? Ya 1'dir ya da eksi 1'dir. Şimdi 1 için arkadaşlar kesinlikle ikinciyi işaretleyemeyiz. Neden? Çünkü 1 için C'yi 1 aldığımızda X1, X2 eşit oluyor. Bizim sayılarımız kuralımıza ters. Ne diyor? Birbirinden farklı diyor. Onun için biz C'yi 1 alamayız. Ama eksi 1 alabiliriz. Biri diğerinin eksilisi olabilir. Yani buna bir sıkıntı yok. O zaman biz ikinciyi de işaretleyebiliriz. Çünkü eksi aldığımızda birbirine eşit çıkmıyor. Yani biri 1, biri eksi 1 gibi. Biri A, biri eksi A gibi. Hiçbir sıkıntı yok. Şimdi biz nereye konsantre olacağız? Üçüncüye konsantre olacağız. Üçüncünün olmadığını göstereceğiz arkadaşlar. Şimdi üçüncüyü işaretledim ben. O zaman üç durumum var değil mi? Hemen durumları yazıyorum. X1 eşittir. X2 çarpı X3 çarpı X4 çarpı nokta nokta X10. X2 eşittir. X1 çarpı X3 çarpı X4 çarpı nokta nokta X10. X3 eşittir. X1 çarpı X2 çarpı X4 çarpı nokta 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 X10. Şimdi X4 çarpı X10'a ben ne diyeyim arkadaşlar, yine kuralı bozmadan? C1 diyeyim. C1. C1. Çünkü bunların çarpımı aynıdır değil mi? Hiç uğraşmaya gerek yok. Buradan hemen düzenlersem arkadaşlar, şu ikisini oranlarsam, yani şu ikisini şöyle oranlarsam, bir tanesi yapacağım, diğerlerini siz kendiniz bulabilirsiniz arkadaşlar. X2'ler gider. Hangisi gidiyor? X3'ler gidiyor. X1, X2'nin karesi. Taraf tarafa çarparsam, oranlamadan bir şey çıkmıyor. X1 çarpı X2, şu ikisini arkadaşlar taraf tarafa çarpıyorum. Bir tanesini yapacağım, diğerini siz kendiniz çıkarın. Eşittir. X1 çarpı X2 çarpı X3'ün karesi çarpı C kare yapar. Taraf tarafa C1'in karesi. Taraf tarafa çarptım. Burada X1 çarpı X2'ler gider. X3'ün karesi eşittir C1'in karesine çıkar. X3'ün karesi eşittir 1 bölü C1'in karesi olur. Şimdi buradan kaç tane ihtimal var arkadaşlar? Tek tek sayalım. X1, X1'in karesi 1 bölü C1'in karesine çıkar. X2'nin karesi 1 bölü C1'in karesi çıkar. X3'ün karesi 1 bölü C1'in karesi çıkar. İkili ikili yaptığımızda, yani şu ikisini çarptığımızda, 1 ile 3'üncüyü çarptığımızda bunlar oluşuyor. Şimdi buraya baktığımızda arkadaşlar, şimdi X1'e ne diyeceğiz? Diyelim. Mesela X1 1 bölü C1 olsun değil mi? X2 1 bölü, eksi 1 bölü C1 olsun. Şimdi X3'ü arkadaşlar, siz ne seçerseniz seçin, o diğer ikisinden birine eşit olacak değil mi? Mesela X3'ü iki ihtimalimiz var, iki kökümüz var değil mi? Çift olduğu için. Biri 1 bölü C1, biri eksi 1 bölü C1. Ben X1'e 1 bölü C1, X2'ye eksi 1 bölü C1 dedim. O zaman üçüncüsü arkadaşlar maalesef ne yaparsak yapalım. Ya 1 bölü C diyeceğiz, ya 1 bölü C1 diyeceğiz, ya da eksi 1 bölü C1 diyeceğiz. Bunların ikisinden birini dediğimiz zaman şunlara eşit oluyor arkadaşlar. O zaman biz üçüncüyü asla ne yapamıyoruz? İşaretleyemiyoruz. Evet, üçüncüyü işaretleyemiyoruz. O zaman kaçı işaretleyeceğiz arkadaşlar? İki tane sadece işaretleyebiliriz. İki tane. Evet, üçüncüyü işaretleyemiyoruz. Zaten dördüncüyü yapmaya gerek yok arkadaşlar. Bundan sonra hiçbirini yapamayız arkadaşlar. Evet, aynı şekilde dördüncüyü de gösterebiliriz ama üç olmadığı zaman zaten dördün olması imkansız. Evet. Bir diğer soruya geçelim. Evet, bu arkadaşlar 30 soru içerisinde en çok beğendiğim ve en zor soru olan sorumuz. Biraz dikkat gerekiyor. Soruya bakalım. Bir doğru üzerinde rastgele noktalar işaretleniyor ve ikişer ikişer birleştirilerek doğru parçalar oluşturuluyor. Bu noktalardan bir tanesi 80 doğru parçasının üzerinde, bir başka nokta ise 90 doğru parçası üzerindedir. Bu doğru üzerinde işaretlenmiş noktaların sayısı kaçtır? Şimdi arkadaşlar, önce ben kaç tane nokta seçiyorum? Bir doğru alıyorum önce değil mi? Bir A1 noktası tanımlıyorum. A2 noktası tanımlıyorum. A3 noktası tanımlıyorum. A4 noktası tanımlıyorum. Nokta nokta nokta, en son noktaya ne diyorum?
en tane noktamız var. Kaç tane olduğunu bilmiyordu. Bizden bunu soruyor zaten. Evet, işaret noktalarımı işaretledim. İşaretlenmiş noktalarım oldu. Şimdi A1'den geçen, arkadaşlar başlangıç noktası olmayacak. Geçen diyor çünkü. Mesela A1'den geçen doğru yoktur. A1'den geçen doğru nedir? Sıfırdır. A1'den hiçbir doğru geçmez. Çünkü hep böyle geliyor arkadaşlar. A1'in bu tarafında doğru olmadığı için A1 üzerinden hiçbir doğru geçmiyor. A2 üzerinden geçer. Ne geçer? Mesela şu geçer arkadaşlar. A3'ten AN'e kadar olan tüm noktalar A1 ile birleştirirsek geçmiş olur arkadaşlar. A3'ten AN'e kaç tane nokta var? 1 çarpı N-2 tane var. Şu 1'i ben koydum örüntü oluşturmak için arkadaşlar. N-2 tane var. Şimdi A3'ü yapıyoruz. A3'ü yapıyoruz. A3'ün üzerinden kaç nokta? Şimdi A1'den kaç tane geçiyor? Bu sefer A4'ten başlayacak. A4'ten AN'e kadar. Kaç tane var? N-3 tane var. Bir de A2'de N-3 var. O zaman 2 çarpı N-3. 2 tane N-3. N-3, N-3 daha 2 çarpı N-3 yapar. A4'e bakıyorum arkadaşlar. A4'e bakıyorum. A4'te A1, A2, A3. Hepsi ne olacak? N-4, N-4, N-4. 3 tane N-4 olacak. Evet, bu örüntüyü yapmak için tek tek yapmak lazım. Kavramak lazım arkadaşlar. Çünkü bu örüntüyü oluşturamadığın zaman hiçbir şey yapamıyoruz. Sonra öyle baka kalıyoruz. Bu örüntüyü muhakkak oluşturmamız lazım. A5'i yazmayacağım bundan sonra. Nokta nokta örüntü çıktı çünkü. AX'inci yani bizim istediğimiz 80 doğru parçası üzerinde geçen noktayı X diyorum. AX'inci noktamız ne olur arkadaşlar? X eksi 1 çarpı N eksi X. Nokta 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 AY'inci noktamız nedir arkadaşlar? Y eksi 1 çarpı N eksi Y. Burada sorun yok. Evet, örüntümüzü oluşturduk arkadaşlar. Şimdi biz arkadaşlar ne yapacağız? Seksen ve doksanı yerine vereceğiz. Verelim bakalım. Evet, 80 ve 90'ı yerine yazdığımız arkadaşlar. Yani birincisi 80 küçük olduğu için. X eksi 1 çarpı x eksi 1 çarpı n eksi x eşittir 80. Y eksi 1 çarpı n eksi y de kaç? Daha büyük olduğu için 90 arkadaşlar. Evet, şimdi ben istediğim formata getirdim arkadaşlar. Şimdi ben bunu biraz bunlarla oynama yapıyorum. Burada ikisi n'ler ortak olduğu için y'ler x'ler farklı. N'leri çekiyorum arkadaşlar. Bu da n nedir? N eksi x eşittir 80 bölü x eksi 1'den. X'i o tarafa attığımızda 80 bölü x eksi 1 artı x. Burada n'i çektiğimde arkadaşlar hızlı yapıyorum. 90 bölü y eksi 1 artı y. Evet, n'leri yalnız bıraktım. Şimdi arkadaşlar burada hemen de görebilirsiniz. Birkaç deneme de yapabilirsiniz. Birkaç denemeden sonra görebilirsiniz. Ya da ikisini eşitleyip bir kural oluşturabilirsiniz. Ben hepsini tek tek size göstereyim. Siz gerektiğinde ona göre karar verirsiniz. Mesela x'i arkadaşlar bu pozitif tam sayılar olduğu için arkadaşlar biz x ve y ne olduğunu bileceğiz. Şuraya yazalım. X ve y pozitif tam sayılar sıfır noktasını almıyoruz. Evet. Pozitif tam sayılar. Çünkü sıfırıncı noktayı tanımlamadık. X ve y 4'ten büyük. 1, 2, 3, 4'ten büyük olduğu için biz ne yapıyoruz hepsini? Pozitif tam sayı alıyoruz. Şimdi x ve pozitif tam sayıysa biz 1'den başlayacağız. 1 veremeyiz. 2 verebiliriz x'e. X 2 ise 82. N'imiz 82 yapar. X 3 ise n'imiz kaç yapar arkadaşlar? 43 yapar. X 4 ise olmaz. 5 ise x 5 ise 84'e böl 20, 25 yapar yani. 25 yapar. X 6 ise arkadaşlar 16, 6 daha en 22 yapar. X 7 ise 7'den 1 çıkar 6 olmaz. 8 ise olmaz. 9 ise olur. 19 yapar en. X 10 ise olmaz. 11 ise 11, 18, 11 daha 19 yapar yine. 12 olmaz. 13 olmaz. 14 olmaz, 15 olmaz, 16 olmaz ama 17 olur. X 17 ise 17 5 daha en tekrar 22 yapar arkadaşlar. X başka 21 için bir değeri var. Fazla yapmaya gerek yok zaten bir yerden sonra çıkacak. 24 yapar, 21 daha 25 yapar. Tekrar artma eğilimi gösteriyor arkadaşlar. Şimdi ilk denkten böyle. İkinciye bakalım. Y 2 için en 92.
Y3 için 45, 3 daha 48, en 48. Y4 için olmaz. 5 için 5, 6 için 6 eksi 5, 6 eksi 1, 5, 90 bölü 5, 18. Y6 için 18, 6 da 24. Y6 için en kaç yapıyor arkadaşlar? 5, 90'ı 5'e böl 18, 18, 6 daha 24. Y7 için en kaç yapar arkadaşlar? Y7 için değeri yoktur. 8, 6 varmış. 15, 7 daha 22. Y8 için olmaz. 9 için olmaz. 10 için var. 10 için 9. 9. 90'ı 9'a bölsek 10. 10 daha 20. En 20. Nokta nokta gider arkadaşlar. Burada hiçbir değer olmadığını göreceğiz. Ortak olan, ikisinde n'e eşit olan tek bir değer var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hangi değerdir? Bakın hiçbir değer ortak değildir. Hiçbir değer ortak çıkmıyor. Sadece hangisi ortak çıkıyor? Evet, hangisinde olduğu önemli değil arkadaşlar. İkisinin hangi değerinde ya da y'nin hangi değerinde olduğu önemli değil. Ortak olanlar, şunu da alabiliriz, şunu da alabiliriz. İkisi de ortaktır. Sonuçta n'i soruyor bize. Çünkü n'lerin aynı olması gerekiyor. N'lerin aynı olma durumu sadece 22 için geçerlidir. Evet, diğerlerini siz kendinize yapabilirsiniz. Birkaç tanesi ben yapmadım. Buradan görülüyor ki arkadaşlar n'imiz kaç olmak zorunda? N'imiz 22 olmak zorunda. Çünkü başka eşit olan sayı yok arkadaşlar. Evet, cevabımızda 22 bulduk arkadaşlar. Evet, 30 soruluk çözüm videomuz bu kadar arkadaşlar. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Esen kalın.